Donald Trump, 16 Haziran 2015 günü Amerika gelip onu kurtarmam için bana ihtiyaç duyuyor sözleriyle Cumhuriyetçi Parti'nin 2016 ABD başkan adayı olmak için aday olduğunu açıkladığında çoğu haber kanalı bunu mizahi yorumlarla verdi. Reuters bile neredeyse kazanma şansı hiç olmayan bir milyarder yorumunu yaptı. O gün aklı başında hiçbir politik gözlemcinin hayal dahi edemeyeceği bir olasılık gerçekleşti ve Trump Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığını kazandı. Bunda en önemli katkılardan biri medyadan geldi. Trump'ın bugün sık sık şeytanlaştırdığı, yalan haberle suçladığı, ülke düşmanı ilan ettiği medyadan. Trump'ın Çin'e, Müslümanlara, Obama'ya ve daha birçok isme hiçbir görgü, diplomasi veya sosyal kural tanımadan yaptığı aşağılamalar medyanın ilgisini çekti. Rating haber kanallarına oldukça cazip geldi. CNN yayın akışını sadece aday adayı olmasına rağmen Trump'ın günlük programına göre ayarlayacak kadar ileri gitti. Her konuşmasını canlı vermek istiyorlardı çünkü izlenme oranları müthiş artıyordu. Trump da böylece diğer adayların milyonlarca dolar ödeyip kazanamadığı ekran süresini tek kuruş ödemeden kazanmaya başladı. Rakiplerini, Washington'ı çekinmeden aşağılaması öfkeli seçmende karşılık buldu. Serbest ticarete yönelik çıkışları, ABD'nin Michigan, Wisconsin, Pennsylvania gibi işçisi bol eyaletlerini kazanmasını sağladı. Ama aynı zamanda göçmenleri, siyahları, kadınları, Müslümanları çekinmeden aşağılaması da alarm zillerini çalmasına yol açtı. Amerika, Trump'ın bir siyasi mizah malzemesi olmaktan çok fazlası olduğunu fark ettiğinde artık çok geçti. Trump'ın etrafında birleşen ırkçı ve muhafazakar kesimlere, ekonomik politikalardan son derece olumsuz etkilenmiş Orta Amerikalı beyaz yakalılar da eklenince Trump büyük bir sürprizle 3 Kasım 2016'da Amerika'nın 45. başkanı oldu. Donald Trump 14 Haziran 1946'da New York'un 5 bölgesinden biri olan Queens'te dünyaya geldi. Babası Alman göçmeni bir ailedendi. Annesi İskoçya'dan gelmiş bir göçmen. Varlıklı müteahhit bir ailenin çocuğuydu. İlkokulda bile okula her zaman özel şoförüyle götürülüp getirildi. Lise eğitimini New York Askeri Lisesi'nde aldı. Pennsylvania Wharton Üniversitesi'nde işletme bölümünden 1968'de mezun oldu. O yıllarda Vietnam Savaşı nedeniyle zorunlu hale getirilen askerlik hizmetine gitmedi. Bunun sağlık raporu aldığı doktorun babasının kiracısı olması da başkan adayı olduğunda bu raporun gerçekliğinin sorgulanmasına yol açtı. Her zaman ilgi odağı ve sahnede olmak isteyen Trump'ın gençliğinde iki hayali vardı. İlki profesyonel beyzbol oyuncusu olmaktı. Ancak beyzbol oyuncularının kazandığı para Trump'ı tatmin etmedi. İkinci olarak aktör ve Hollywood yapımcısı olmak istedi. Ancak yapımcılığını üstlendiği tiyatro oyunu zarar edince bu hedefini de bıraktı. Babasının işine müteahhitliğe yöneldi. Babasından kendi deyişiyle birkaç milyon dolar gibi küçük bir para borç alarak kendi emlak yatırım şirketini kurdu ve müteahhitliği bir tür şova dönüştürdü. Yaptığı binalara altın yaldızla kendi adını yazdırdı. Zenginliğini her fırsatta göstermekten çekinmedi. Bu da onu 80'lerde Reagan ile birlikte yükselen yuppie kuşağının idolü haline getirdi. 1987'de yayınlanan Sözleşme Sanatı kitabıyla Amerikan rüyasının sembolü imajı daha da pekişti. Ancak bir magazin gazetesi haberleri karakterine dönüşmesi de aynı dönemde oldu. 1990'larda kumarhane ve emlak işinde bütün büyük yatırımları başarısız olmasına rağmen televizyon ve eğlence dünyasındaki varlığı ile ismini Amerika'nın sık sık gündeminde tuttu. 1996 yılında ABD Kainat ve ABD Genç Kız Güzellik Yarışmalarını organize eden şirketi satın aldı. 2015 yılına kadar organize ettiği güzellik yarışmalarına 4000 kadar kadın ve genç kız katıldı. Bu güzeller etrafında birçok dedikoduya ve skandala konu oldu. Örneğin 1990'ların sonunda sahibi olduğu yarışmaya katılan genç kızların savunma odasına girdiğinin medyaya sızması bunlardan biriydi. Trump'ın en etkili televizyon girişimi ise 2004 yılında başlayıp 12 yıl süren ve The Apprentice yarışmasının yapım ve sunuculuğuyla oldu. Trump verdiği röportajlarda, konuk olduğu televizyon programlarında bu oldukça keskin politik görüşlerini belirtmekten hiç çekinmedi ama hiçbir zaman da ciddiye alınmadı. Göçmen karşıtlığı, bütün dünyanın ticarette ve güvenlik işbirliğinde Amerika'ya haksızlık yaptığı düşüncesi, zenginlere ve şirketlere her türlü vergi ve mevzuat kolaylığı gibi düşüncelerini 2016'da başkanlığına da taşıdı. Amerika'ya esmer dünyadan yasal veya nitelikli göçmenliğe bile sıcak bakmadığını gösterdi. Ülkenin kapılarının 1965'ten önce olduğu gibi sadece Avrupa kökenleri açık olması istediğini, yaşama geçirmede önemli mesafe kaydetti. Trump'ın başkan olmak için ilk girişimi 2016 yılında değildi. 2000 yılı seçiminde
başkan adayı olmak istedi ancak kamuoyu yoklamalarından sonra vazgeçti. Ardından 2012 seçimi için 2011'de bir kez daha zemin yokladı ama yine kararından vazgeçti. 2015'te adaylığını açıkladığında birçok analist bunun kişisel reklamını yapma, ilginin odağında olma peşinde tipik bir Trump çabası olarak gördü. Ancak bu sefer ciddiydi. İlk anketlerde oldukça geride görünüyordu. Ancak kısa sürede bütün öngörüleri ve politik analizleri boşa çıkardı. Cumhuriyetçi Parti içindeki yarışta ilk sıraya yerleşti. 2016 seçimlerine giderken Clinton anketlerde en kritik eyaletlerin tamamında önde görünüyordu. Ama 8 Kasım 2016'da bir zamanlar şaka olan bir olasılık gerçek oldu. Trump kazandı. To all Republicans and Democrats and Independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. It's time. Başkan Trump bütün demokratik yönetimlerle ilişki problemi yaşıyor. Dünyadaki bütün otoriter liderlerle ise arası iyi. Dünyadaki bütün otoriter rejimlerin önümüzdeki seçimlerde kesin favorisi. Hatta buna ticaret savaşı başlattığı Çin yönetimi de dahil. Trump'ın önce Amerika adını verdiği milliyetçi yerli bir dış politika çizgisi Amerika'yı dünyadan ve özellikle de müttefiklerinden uzaklaştırdı. Kanada, Almanya ve Fransa liderleri Trump'ın medyadan aşağıladığı veya eleştirdiği liderler arasında sıkça yer aldı. Ancak otoriter liderlere karşı çoğunlukla saygılı ve dostça bir dil kullanmayı tercih etti. Trump döneminde Amerika Trans-Pasifik Ortaklığı, Paris İklim Sözleşmesi, İran ile Nükleer Anlaşma, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, Açık Semalar Anlaşması, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi ve UNESCO'dan çekildi. Bazı Müslüman ülkelerin yurttaşlarına Amerika'ya girme yasağı getirdi. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak resmen tanıdı ve Amerika'nın Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. Trump, Amerika tarihinde Temsilciler Meclisi'nce görevden azil yargılamasına sevk edilen 3. başkan oldu. Senato'daki yargılama sonunda 5 Şubat 2020'de 48'e karşı 52 oyla beraat etti ve görevine devam etti. Koronavirüsü demokratların son oyunu ve Çin virüsü olarak nitelendiren Trump, kısıtlamaların her zaman gevşetilmesinden yana oldu. Hatta salgının gripten daha tehlikeli olmadığını öne sürdü. Geçen ay COVID-19 teşhisi konan Trump'ın başkanlığında Amerika'da şu ana kadar 225 binden fazla insan salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Kasım'a giden süreç ve seçim gecesi her gelişmeden haberdar olmak için T24'ten ayrılmayın.